Günaydın arkadaşlar. Biliyorum çok güzel bir şu an arka planım yok. Evet, hatta genel görüntülerde de güzel görüntüler yok. Çünkü ev çok dağınık ve onu toplamam lazım. Ama bu ara o kadar sıkıştım ki. YouTube, okul, ev derken zaten her zaman sıkışıktım da. Şu an okul değil, vize haftası. O yüzden ekstra sıkışım. Ve bugün size daha önce anlatmıştım ama bilmeyenler için bir tane dersimiz var bizim. Böyle konuklar geliyor ve konukları işte Konukları konuk etmek nedir? Neyse, konukların geldiği ve böyle bize ne bileyim test süreçlerini anlattıkları, işte yaptıkları çalışmaları sundukları vesaire öyle bir dersimiz var. Bilmeyenler için bu arada sosyoloji okuyorum. Genel toplumsal konularla ilgili böyle şeyler var. Bunun da böyle her dersinde bir grup olarak o dersin moderatörü oluyoruz. İşte konukla ilgileniyoruz, işte soruları hazırlıyoruz, işte sınıf düzenini sağlayıp vesaire vesaire işte sunumunu yapıyoruz. Öyle şeyler yapıyoruz. Bugün de o ekipte ben de varım. Yani aslında bizim ekip olarak yapacağız bunu. O yüzden böyle birazcık heyecanlı bir gün. Ona böyle hazırlandım. Şimdi birazcık erken gideceğim okula. Öncesinde böyle hazırlık mazırlık bir şeyler yapmak için. Hep birlikte bugün siz de benimle geliyorsunuz. O yüzden böyle üniversitede bir gün tarzına bir video çekmek istedim. Aslında üniversitede geçirdiğim klasik günlerden değil bu. Hani birazcık daha farklı bir gün ama bugün de sizi yanımda götürmek istedim. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. Şimdi ben hızlıca hazırlanıyorum. Üstümdeki hırka asla bu güzel gömleğin üzerine olmadı. Çok spor kaldı ama şu an üstüme bir şey giymem lazımdı. Çünkü hava birazcık kapatabilir gibi. O yüzden böyle. Şimdi de çıkıyoruz. Her sabah genelde böyle saniye. Instagram'a fotoğraflar çekiyorum. Öyle size günaydın diyorum. Gruba şu an mesajdan, ekiple şu an konuşuyoruz. Gruba da vlog çekiyorum, hazır olun falan dedim. Aslında daha önceden de söylemiştim ama hepsi gerildi. Arkadaşlar benim ne hallerimi görüyor insanlar. Yani sizin okula gelmiş halinize kimse bir şey demez, merak etmeyin. Bu kadar gerilmeyin kameradan canım. Aa. Saatte istediğim şeyler geldi. İkramlar diziliyor. Çok gülme Berf. Hello demek ister misin? Bugün moderatör ekipte Berf da var. Bir şey itiraf edeyim mi size? Şu ikramlardan yiyeceğim diye yemek yemeden geldim. Yine kahvaltı etmedim. Zaten gördüler gerçi sabahımı. Kahve içtim. Ve sonra kendimi aç bıraktım. İkramlardan yiyebilmek için. Ama şimdi tekrar kahve içeyim. Bir de ikram yiyeceğim. Önce merhaba demek ister misin? Hi guys, bro. Sonrasında ikinci yüksek lisansını da üniversite toplamında etnomüzikoloji. Özellikle de altıncı olduğunu söylemek siz misiniz ekip? Evet. Aa, tamam. Profesyonel istedim. Eğitim hayatı çok ilginç. O yüzden çok kısa bir eğitim hayatına bahsetmek istiyorum öncelikle. Kendi lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği alanında tamamlıyor. Sonrasında birinci yüksek lisansını İTÜ'de tarihsel mikoloji alanında yapıyor. İkinci yüksek lisansını da üniversite okulamında etnomikoloji alanında yapıyor. Sonra kendisi doktorasını Leeds Beckett Üniversitesi sosyoloji ve mikoloji üzerine yapıyor. İşte hani yani bakarsanız işte Crust Legends var, Metallic Heavy Hardcore. The freezing blackness, true heavy metal happiness falan. Duygusal tepki dediğimiz şeyin aslında hani zaten symbolic interactionist perspektiften bakınca hani sonuçta duygu da bir sembol ya. O sembolün bu farklı art world'ler veya yani farklı music world'ler içinde nasıl farklı yorumlanabileceğiyle ilgili güzel bir tool sağlamış oldu duygu sosyolojisi alanı bana.
Benim diyeceklerim bu kadar herhalde. Teşekkürler. Bardağım daha fazla sığmıyor. Ne yapayım? Mükemmel tabağımı göstereyim mi size? Nur odaklamadı. Yakın karton bardağın içine sosislileri doldurup yiyorum. Yalan söylüyor, bunu eve götürüyor. Ay bir eve götürsem öğrenci misiniz sonuçta? Çok sağolsun. Her gün dinliyorum. Her gün 5 kere falan dinliyorum. Şimdi hangisi atacağımı bilemedim ama şimdi doğuş, uyan. Gerçekten 6 dakikadır benim sosisli yemeğimi çekiyor. Özel bir doğuma merhaba demek ister misin? Seni tanıyanlar var benim takipçilerimle. Biliyorsunuz biz gerçekten böyle oturmalıyız. Yani çok 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 ilginç bir vlog oluyor ama çok bölük bölük. Telif hakkı istiyorum. Sonuçta çektiğimce bilincindeyim. Duruyor ve 6 dakikadır benim sosisli yemem görünüyor. Bence kaliteli. Makbank böyle bir şey değil mi zaten? Çok mantıklı. Yapılabilir yani. 20 kilo aldım. Çok güzel. Hey, Pelin sen de gel. Olur. Sen gel. Ben hiç alacağım kafayı. Ya durun bir dakika. Ama bir dakika. Ya, ya boğar. O zaman girmeseydiniz, orada kamera olduğunu biliyordunuz falan dedi. Bunlar bayağı kavga etti. Arabayla sürekli bir yerden karşıma çıktı. Ne haber? Tavla oynayalım kanka falan hissediyorum. Biraz bütün dedikodular kayıt altına aldım. Alabilirsin artık. Bunu hepimiz şantaj yapıyoruz. Ev ortamı. Eskiden daha kalabalık. Bir paramı satın alamaz. Tamam mı? Ana tuvalete rüşvet vermiş ya. Bugün de bana şaka yapmıyorum. Bugün gerçekten. Evet, şimdi ellerimizi nasıl doğru yıkıyoruz? Hadi bay bay. Ama yağmur yağıyor, bir saniye. Ben bunu çıkabilir miyim? Yağmur başladı ya. Ben bugün kampüs çekimi yaparım diyordum. Böyle kampüsü güzel güzel çekerim. Üniversitede bir gün videosu olur güzelce ama bu kampüs şu an iğrenç. Ay uçacağım. Hadi görüşürüz. Neyse ben gelirim. Gel senle yapalım soru cevabı. Cevabı. Instagram'dan size sordum. Bugünkü vlogla ilgili üniversiteyle alakalı bana böyle sorular soruyorsunuz. Saçımın kusuruna bakmayın. Onları böyle topluca bir yazın dedim. Böyle 2-3 tanesini de cevaplayalım diye. Çok kısa cevaplayacağız çünkü soru cevap videosu olsun istemiyorum. Bu sadece zaten hani kampüs çekimini yapamadığım için böyle olsun diye. Yoksa okulun güzel bir kampüsü var bence. Ama alt kapısı tam burası bok kokuyor biraz. Ya kokuyor da bunu söylemen gerekmiyor. Üniversiteye yeni başlayacak birine bir şey tavsiye edecek olsan ne olur? Gerçi sen üniversiteye gireli 10 yıl ne tavsiye edeceksin? Ben mi? Kesinlikle katılıyorum. Lisedeyken, hatta ortaokuldayken bile bizim zamanımızda SBS vardı mesela benim zamanımda. Şey diyorlar işte, SBS'yi atlat, bir liseye kapat, gerisi kolay. Sonra, hiç kolay olmadı lise. Sonra, ay ıslandım. Üniversiteye geçeceğiniz zaman, üniversiteyi kapattıktan sonra gerisi kolay diyorlar. Asla kolay olmuyor. Hadi bay bay, el salla. Görüşürüz. Vize haftam, o yüzden ders çalışmam lazım, not çıkarmam lazım. Yarın video yetiştirmem lazım. Şimdi koşu koşu gidip edit yapacağım. Arkadaşlar, hayat bazen gerçekten çok zor. Yani tabii ki Allah başka dert vermesin. Ama ya şöyle, şeyden bahsedeyim. O kadar üniversite hayatı bilmem falan konuştuk da hani benim özelimde diyeceğim hani. Belki iş olarak görünmüyor ama YouTube aşırı 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 zamanımı alıyor videoyu çekmek, videonun öncesindeki planlarım, videonun sonrasındaki editler, yüklemeler vesaire.
çok vaktimi alıyor. Onun dışında zaten hani son sınıf öğrencisiyim. Okul bir yandan çok vaktimi alıyor. Bir yandan ailemle yaşamıyorum. Akşam eve geldiğimde evde hazır yemek beni beklemiyor. Annemin sıcak kolları beni beklemiyor. Annemi istiyorum. Duygusal bir insan oldum bu videoda. Yani şehir dışında üniversite okumayı düşünenler ve işte üniversite tercihi yapacak olanlar da bu durumlara hazır olsun derim ben. Sanırım Bursa olsun sence. Bursa öğrenci için nasıl bir şehir demişler. Evet, Bursalıyım ama okul için ben şu an İstanbul'da yaşıyorum. Ailem hala Bursa'da yaşıyor. Bursa öğrenci için ben Bursa'da üniversite öğrencisi olmadım, o yüzden bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Uludağ Üniversitesi'nin kenarında işte Görükle deniliyor o bölgeye. O bölgede gayet böyle bir öğrenci oluşumu şeklinde hani oluşmuş ne? Neyse, öyle bir ortam var, o yüzden orada öğrencilerin daha eğlendiğini ve kendi genç ortamlarını oluşturduğunu duymuştum. O yüzden orada eğleniyorlarmış falan diye duymuştum. Büyük şehirden üniversite okumaya küçük şehre gidenler genelde birazcık bocalıyor. Bu ne ya, işte şehrin 3 caddesi var falan sadece diyorlar. Hani Bursa o kadar küçük bir yer değil. O yüzden hani büyük şehirden bile gelseniz zaten orası da büyük şehir olduğu için çok bocalamazsınız. Burslu mu okuyorsun demişler. Evet, ben %100 burslu okuyorum. Yurt mu ev mi, yurt mu ev mi konusu çok derin bir konu bence. Bunun ayrı bir videosunu çekebilirim eğer isterseniz. Çünkü üniversiteye geldiğim ilk yılda yurdu deneyimlemiş biri olarak ikisinin böyle karşılaştırmasını iyi yapabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Eksilerini, artılarını vesaire böyle değerlendirdiğim bir video eğer isterseniz çekebilirim sizin için. Ben de Bursa'da yaşıyorum ve neden Bursa'da üniversite okumadın? Şöyle, Bursa'da üniversite okumadım çünkü ben hep medya ile ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ve İstanbul'da bu işlerin merkezi diye. Ama en önemli sebep tabii ki ben hep sosyoloji istiyordum ve daha önce de söylediğim gibi benim bütün tercihlerim sosyolojiydi, sadece üniversiteler değişiyordu. Uludağ Sosyoloji'nde benim puanıma göre puanı düşüktü. Ve hani söylediğim gibi benim hayalim İstanbul'du. Medya vesaire işlerinin hepsi burada olduğu için ben sosyolojiyi yazarken aynı zamanda reklamcı olma hayaliyle yazmıştım bu arada. O yüzden medya falan diyorum. Ki şöyle söyleyeyim, Ankara'yı bile yazmamıştım. Ankara'yı hiç istemediğim için. O günkü puanımla mesela ODTÜ Sosyoloji de tutuyordu benim. Hani orayı bile reddedip buraya geldim. Burada da İstanbul'dayım. Evet, böyle. Hocalar derse giriyor mu diye bir soru gelmiş. Evet, tabii ki giriyor. Yani bizim bölümde ve bizim üniversitede giriyorlar yani. Öyle bir şey yok. Gayet düzenli o işlerde. Neyse, böyle çok da... telefon gidiyordu. Çok da lafı ve videoyu uzatmayalım. Sular yok. Ben şu an böyle güzel bir duş almak istiyordum bütün günün sonunda ama şu an sular yok. Suların gelmesini bekleyeceğim. O da 7 civarı geleceği yazıyor. Şu an saat 6 falan. O yüzden belki yemek yerim. En iyisi ben edite başlayayım. O birazcık uzun sürecek çünkü. Ya biz gelirken fırtına çıktı. Şu havaya bakın. Canım pisliğine bakmayın da. Şu havaya bakın ya. Güneş açtı. Bu nedir? Gerçekten beynim patlıyor. Hala makyajlı görünmem iyi olduğum anlamına gelmiyor. Gerçekten beynim patlıyor. Editten sonra da o bitince not çıkarmaya devam edeceğim. Cuma günkü sınavım için. Öyle yani arkadaşlar. Bunun sonrası böyle geçecek. O yüzden bu videoyu burada kapatayım diyorum. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yakında biliyorsunuz ki 50.000 olacağız sizin desteklerinizle. O yüzden destek vermeyi unutmayın. Kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Böyle günlük hayatımdan, kendi kişisel hayatımdan videolar görmeyi de seviyorsanız yine aşağıya yorum bırakmayı ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. Ben de anlayayım sevdiğinizi ve böyle videolar çekmeye devam edeyim. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.